Gel anneciğim. Seninle nişanın hakkında konuşmak istiyorum. Bana hiç bahsetmedin ondan. Babası babamın ortağı, İzmir'in en zengin ailesi, milyonların varisi. Ortaklıkları sayesinde babam senede milyonlar kazanıyor ve bunun karşılığında beni kurban ediyor. Neler söylüyorsun kızım? Zorla, tehditle sevmediğim bir adama veriyor beni. Zamanla alışır, severmişim. Ama yavrum, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Bırak nişanlımı. Şu sizin Doğan var ya, sabah beni biraz kızdırdı. Ama tatlı çocuk. Hem de bayağı yakışıklı. Üvey babam da çalıştığına göre çok zengin olmalı. Zavallı beni korumak için nasıl dövüştü. Yarın göğününü almalı, ne dersin? İyi olur. Adnan Bey! Buyurun. Şoför Tayfur değil mi, o ne işi var o arabada? Araba satılık, müşteriye gösterecekler. Yalvarırım Doğan, bir daha bu lafı etme. Sen evet deyinceye kadar her gün seni seviyorum diye haykıracağım. Her gün, her gün. Doğan, günaydın. Merhaba. Ben mutfağa bir bakayım. Dün gecenin yaraları mı? Zaten vardı. Dün gece de sayenizde açıldı. Bir daha nişanlınızın yanından ayrılmasanız iyi olur. Ama hiç günahım yoktu ki. Bilmem niçin takıldılar. Bilmeyecek ne var, çok güzel. Sahi mi? İnsanın söyleyip söyleyeceğine pişman etmesene. Her kız beğenilmekten hoşlanır. Hem sizden bir ricam vardı. Alışverişe çıkacağım, arabanızı kullanabilir miyim? Arabam mı? Ah, tabii, tabii. İstediğiniz yere götüreyim sizi. Hediyeleriniz geldi, koşun, koşun! Ah, bu Türkan Hanım'ın muzipliği! Özür dilerim beyefendi. Çocuklara sabahleyin hediyelerin geleceğini söylemiş bulunduk. Siz de İzmir şubesinden misiniz? Ne şube? Doğan Bey, hayır işlerine henüz alışıyor. Memnun oldum. Bakın, Türkan Hanım, İzmir Çocuk Bakım Evlerinin bir numaralı üyesidir. Sayesinde her sene yüzlerce yavruyu sevindiriyoruz. Hadi bakayım sen canım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde peri padişahının bir kızı varmış. Bak yavrum, cici bebek. Bunu biliyor musunuz? Başkasını anlatayım. Bu güzel bebek senin olsun. Minicik, şirin, kırmızı başlıklı bir kız varmış. Çok yaramazmış. Sen de istiyorsun.